Sayın seyirciler, iyi akşamlar. 360 derece ile karşınızdayız. Bugün de konumuz CHP. Dün de CHP'nin kurultayını konuşmuştuk. Hafta sonunda yapılacak olan ve hafta başında da ikincisi yapılacak olan 26 ve 27'sinde ki kurultayları. Bugün de devam ediyoruz. Bugün iki farklı ismimiz var. Bedri Baykam, CHP Parti Meclisi'nin eski üyesi. Evet. Ve Örsan Öğmen, yine aynı şekilde CHP Parti Meclisi'nin eski üyesi ama aynı zamanda Sosyal Demokrat CHP platformunun da kurucusu, sözcüsü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizinle bu kurultay hakkındaki düşüncelerinizi konuşup tartışmadan önce bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Deniz Baykal'a da yönelik olarak. İsterseniz onu bir dinleyelim, sonra devam edelim. Kurultay öncesinde delegelere bir çağrınız olacak mı? Kurultaya gelsin, her delegemiz oyunu kullansın, eleştirisini yapsın, önerilerini yapsın. Sayın Baykal'a bir çağrınız olacak mı? Sayın Baykal da zaten üyemiz, aynı zamanda delegem. Dolayısıyla Sayın Baykal'ın da geleceğini tahmin ediyorum. Aramayı düşünüyor musunuz efendim? Niçin aramayayım? Tabii. Peki bu iki kurultay sonrasında CHP içindeki tartışmalar sizce sona erecek mi? CHP içindeki tartışmalar elbette sona erecek. Evet, böyle söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dün ben Erdoğan Toprak'a sorduğumda Deniz Baykal'ı arayıp aramadığını bilmediğini söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bugün bize söylediğine bakılırsa da henüz şu ana kadar aramış değil. Belki ararım diyor. Şimdi Bedri Baykam'la başlayalım. Sizce bu kurultay nasıl bir kurultay olacak? İlk kurultay ve aslında itiraz ettiğiniz noktalar neler? Bir CHP'li olarak. Ben özellikle şöyle söyleyeyim, partinin 90'lardan beri CHP'nin demokratikleşmesi ve ideal bir sosyal demokrat parti yapısına kavuşması için çok çabalamış insanlardan biriyim. Ve özellikle 2003'te genel başkan adayı olduğum zamanda ideal bir parti nasıl olur? Kadın kotası %25, milletvekillerinde gençler kotası %25 ilk defa ortaya atan ve bunu ısrarla parti gündemine taşıyan benim. O zamanlar bana deli misin, milletvekilliğinde böyle bir şey olabilir mi diyorlardı. Hiç destekleyen kimse yoktu. Bugün en azından kadınlarla ilgili o bölümün çözüldüğünü görmek mutluluk verici. Keşke gençleri de yine dediğimiz gibi %25'e çekseler. CHP'de Demokratik Devrim Hareketi olarak biz gençlerin de %25 olmasına çok önem veriyoruz. Milletvekili kodisine, hem de seçilebilir yerlerden olması önemli. Yani yalnız listelerdeki oranda %25 kadın, %25 genç konması değil, sonuçta fiilen diyelim ki CHP'nin 200 milletvekili mi seçildi? O 200 milletvekilinin en az dörtte birinin kadın ve işte dörtte birinin bizim tercihimize göre veya onlara göre %10'un genç olması çok önemli. Ama bunun dışında esas partide ön seçim, çarşaf liste, parti genel başkanının keyfi olarak veya genel merkezin sürekli olarak işte seni görevden aldım, yerine şunu atadım, o öbürünü de görevden aldım vesaire şeklinde tavırları örgütle parti arasındaki bağları koparıyor. Evet. Yine önerdiğimiz 2003'ten... Ama bu söyledikleriniz sitesinde de yer alan ve yapılacak tüzük değişikliklerinde olan maddeler. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kısmı var bir kısmı yok. Yani mesela genel başkanın yine genel başkan yardımcılarını atama olayı duruyor. Yani halbuki normalde bu görev sonuçta genel başkanın tek başına yapacağı bir şey olamaz. Yani sonuçta bu çok mahsurlu. İkincisi bildiğiniz gibi CHP'de bu sürekli olarak partinin demokratikleşiyormuş gibi görünüp esasında herkesin aman kontrol yine bizde kalsın gibi bir havası var. Şimdi bu hava bu kurultayın yapılış tarzına yansıyor. Şimdi düşünün ki ben isterdim ki biz yıllardır uğraşıyoruz. 2009'da şu tüzük demokratik tüzük çalışmasını yapıp önce Sayın Kılıçdaroğlu'na daha hazırlarken 2009 yazında böyle böyle bir hazırlığımız var partinin demokratikleşmesi için dedik, kendisi grup başkan vekiliydi. 2010 ocağında
Sayın Baykal genel başkanken ve Sayın Kılıçdaroğlu yine grup başkan vekiliyken bunu çıkardık, il başkanlığında evet. tanıttık. Bu partinin A'dan Z'ye inanılmaz bir yani evet. dünya sahasında mükemmel bir tüzük sunduk. Zannettik ki Sayın Baykal gidip Sayın Kılıçdaroğlu geldikten sonra derhal Sayın Kılıçdaroğlu toplumdaki havasıyla da bu demokratikleşmeyi başlatacak CHP'de. 2 yıl geçti. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda hiçbir kendisi fiili somut tüzük kurultayına partiyi taşımadı. Yine ertelenmişti bu tüzük kurultayı. Ne enteresan ki geçmişte partinin demokratikleşmesini değil tam tersine kendi içine kapanmasını öne çıkarmış grupların, isimlerin imza yani onların evet. Sayın Sav'ın etraftaki delegelerin imzasıyla bu kurultay toplanabildi. Peki. Ve bir iki başlık var şu anda. Hangi kurultay? Pazar mı, pazartesi mi? Kamuoyu önünde kavga ediliyor. Bu hoş bir şey değil. Biz bu kurultayı parti demokratikleşsin diye istedik yıllardır. Evet. Partinin önü açılsın diye. Şimdi evet tamam zamanında bu kurultayın, tüzük kurultayının yapılması gerekiyordu. O konuda zannediyorum Kılıçdaroğlu'nun yönetimi de bir öz eleştiri yapıyorlar geç kaldıkları konusunda. Artık tamam şimdi bu tüzük kurultayına gidilecek. Sizin bu noktada daha farklı itirazlarınız var mı? İkincisi burada bir Önder Sav, Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu arasında bir çekişme gözleniyor ama delegenin sizce nabzı nerede atıyor? Yani bundan artık bu noktadan sonra Önder Sav ve Deniz Baykal'ın söylediklerinin gerçekten parti tabanında bir geçerliliği olabilir mi? Şimdi tabii mesele sadece Deniz Baykal, Önder Sav bir tarafta ve Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin öteki tarafta şeklinde bakmamak lazım. CHP'nin yüz binlerce üyesi var, 1 milyona yakın üyesi var, milyonlarca seçmeni var. Ve bu 4 kişinin veya onların yakın arkadaşlarının CHP'yi tek başına temsil ettiklerini söylemek olanaklı değil. Evet. Sadece üyeler bazında ya da seçmenler bazında değil, parti meclisinde de, milletvekilleri içerisinde de kendilerini bu ikililiğe sıkıştırmamış olan birçok partili var. Yani meselenin bir Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesine dönüştürülmesi ve indirgenmesinin ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki bunun bu şekilde yapılmış olması. Çünkü 2 yıl önce 2010'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü verdi. Demokratik tüzük sözü verdi. Önce 2010 sonbahar dediler, olmadı. 2011 sonbahar dediler, yine olmadı. Sonra 2012 sonbahar dediler. Buradaki amaç benim görebildiğim kadarıyla 2012'de ilçe ve il kongreleri şu anda önümüzdeki aylarda yapılacak. Eski tüzükle bu kongreleri yapmak istediler. Yine eski zihniyet. Yani biz yine bu antidemokratik tüzükle kendi adamlarımızı seçtirelim. Bir sonraki kurultay delegeleri de yine bizim adamlarımızdan oluşsun. Dolayısıyla biz de yine oradaki koltuklarımızı koruyalım gibi bir anlayış var. Şimdi yani %25 oy, hani uygar bir ülkeden uygar bir insan şimdi böyle bir şey görse şöyle sanır diye düşünüyorum. Herhalde CHP çok yüksek bir oy aldı. Bir seçim zaferi elde etti. Birileri de bu seçim zaferini kazananların ayağını kaydırmaya çalışıyor ki herhalde bunlar da bu antidemokratik tüzükte diretiyorlar gibi düşünür herhalde. Yani öyle bir durum da yok. Yani %25 oy almış CHP bir önceki seçimde. %50 oy almış AKP 2'ye katlamış. Yani bir seçim hezimeti söz konusu. Buna rağmen antidemokratik bir tüzüğün arkasına sığınarak bu makam ve mevkileri korumak nasıl bir zihniyettir? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Ama orada şimdi... Tamam şu anda evet bazı demokratikleşmelerinde adımlar sağlandı ama bunu böyle zorla yaptırmış olması hoş bir şey değil. Bunu kendi inisiyatifleriyle yapmış olmaları gerekiyordu. Ben Medya Baykam'a da size de sorayım o zaman ama şöyle de bir durum var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu seçimden çok az bir süre önce genel başkan olarak seçildi ve bu seçimlere hazırlanabildi. Şimdi biliyoruz ki Türkiye'nin yeni ihtiyaçları ve şekillenen politikalar yeni bir CHP'yi de beraberinde getirmesi gerekiyor. Ama parti içinde de yeni politikalara bir direnç olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada hani seçim başarısı nedir ne değildir ya da Kemal Kılıçdaroğlu neden yeni bir ekiple devam etmek istiyor sorularını sorarken biraz bunlara da bakmak gerekmiyor mu? Çünkü bir de yeni politikalara gerçekten set çeken de çok katı bir grup olduğunu biliyoruz. Şimdi öncelikle zaten dediğimiz gibi kamuoyuna yanlış bir imaj verildi. Sanki bu partide yalnız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi veya eski yönetim var gibi. İşte Örsan'ın da vurguladığı gibi tam tersine yüz binlerce üye, milyonlarca seçmen
Bunların çoğu partinin temel felsefesine, ideolojisine bağlı ama partinin demokratikleşmesini ve halkla, gençlerle, kadınlarla, sivil toplum örgütleriyle beraber nefes almasını istiyorlar. Şimdi YCHP kavramını yani biz reddediyoruz. Yani şu CHP bir tanedir, cumhuriyeti kuran partidir, demokrasiyi getiren partidir. Türkiye'de ilericilik adına her adımı atmış işçileri, köylüleri, dar gelirlileri, laikliği, Atatürkçülüğü savunmuş partidir. Ama enteresan bir şekilde şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Mayıs 2010'da genel başkan olduktan sonra birden ortaya adım adım, işte şu, aradan neredeyse 2 yıla yakın bir zaman geçti. Sayın Kılıçdaroğlu bir kere bir oy patlaması beklenildiği gibi yaratamadı. Bir kere Sayın Baykal ayrıldığında partinin oyu %28 civarındaydı. Toplumsal muhalefette bu birçok kamuoyu araştırmasına yansıyordu. Ve daha referandum süreci ve AKP'nin üst üste yaptığı antilaik zorlamalar, gaflar henüz olmamıştı. Yani o trende Baykal yönetimi bile eski kendi kapalı kapılar zihniyetiyle yürüse bile herhalde benim tahminim belki %33-35'e kadar çıkarırdı CHP'yi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu başka bir yol izledi. Şimdi yeni partiye ve yeni ideoloji diyoruz, pardon, yeni CHP dediniz. Yani yeni CHP şudur, partinin dinamikleşmesidir, partinin gençleşmesidir, partinin kadınlara açılmasıdır, partinin parti içi demokrasiye açılmasıdır. Ama ne yazık ki Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'nin DNA'larıyla oynadılar. Yani mesela Kur'an kursu yaşı çocuklarda neredeyse sıfıra indiriliyor. Bütün limitler kalkıyor. CHP'den tepki yok. Efendim Menemen olayı, Şehit Teğmen Kubilay olayı, bunlar provokasyondur deniyor. Nereden çıktı? Uydurmadır deniyor. CHP'den hiçbir büyük ses yok. Dersim krizi malum. Yakın tarihle ilgili CHP'nin tarihsel her kökü, her gün köprüler dinamitleniyor, partiden tepki yok. Laiklikten ve laik hukuktan uzaklaşma var, yok. Ucube operasyonu, değerli sanatçımız Mehmet Aksoy'un heykeli, bildiğimiz gibi geçen sene yaşadığımız kriz, CHP çok büyük bir tepki mi verdi? Hayır. Ya da ben bıçaklandım, parlamentoyu birbirine mi kattı veya hükümetin tepkisini? Hayır. Yani CHP gazetecilerin arkasında durup, efendim kovulan gazetecilerin, işten kovulan gazetecilerin veya filan, CHP istese 1 milyon kişiyle miting yapar. Neden yapmadı filan? Yani demek istediğim, CHP'den biz CHP'nin köklerini unutmamasını, unutmasını kabul etmiyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu... Parti için demokratikleşmeyi talep ediyoruz diyorsunuz. Evet, aynen. Katılıyor musunuz? Şimdi, yani buyurun. Şöyle söyleyeyim, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir partinin ideolojisi önemlidir ve bu da programında zaten belirtilir. Programında kurultay yapar ve tek cümleyle özetlemek gerekirse CHP, Mustafa Kemal'in devrimlerine sahip çıkan demokratik sol ve sosyal demokrat ilkelere sahip bir partidir. Şimdi Deniz Baykal ve Önder Sağ döneminde ne yazık ki laiklik ve ulusal bütünlük vurgusu çok ön plandaydı ki zaten bu taviz verilemeyecek bir konudur. Ancak sosyal adalet konusu, sosyal demokrat ilkeler sol kimlik arka plandaydı. Yani o refleksler daha zayıftı. Şimdi şu andaki yönetime baktığımız zaman da tam tersi. Yani laiklik konusundaki refleksler daha fazla arka planda. Sosyal adalet, gelir dağında dengesizlik, işsizlik söylemleri daha fazla ön planda. Yani bunların ikisi niye bir arada olamıyor ben onu anlayamıyorum. En önemli problem budur diye düşünüyorum. İkinci önemli problem sosyal demokrasi şu andaki Kemal Kılıçdaroğlu yönetimde ne yazık ki söylem bazında. Yani sözde kalmış, lafta kalmış bir şey. Yani sosyal demokrat söylem sanki ön planda gibi görülüyor. Fakat kadrolara baktığımız zaman yani serbest piyasa ekonomisini böyle sonuna kadar savunan bazı isimlerin parti meclisinde hatta çok üst düzeylerde görev yaptıklarını gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla sadece ben sosyal demokratım demek yetmiyor. Sosyal demokrat yani program doğrultusunda sosyal demokratım diyeceksiniz ama kadrolarınızda onunla uyumlu olacak artı projelerinizde ona göre olacak. Şu anda önemli olan CHP'nin bu düzen partisi konumundan çıkması ve temel paradigmaları kırması, düzenin paradigmalarını kırması ve radikal bazı sosyal adalet yönelik radikal bazı
projeler geliştirmesi ve bunu yaparken de laiklik Sayın Barkan'ın ifade